Dün efendim biliyorsunuz annesi ve ablası. Aşkım ne oldu senin kaşına? Düştün mü? Düşmedim, kafamı vurdu. Başı dönmüş lavaboya giderken. Başın döndü ondan mı düştün mü? Ay çok geçmiş olsun. Burada işte, kapıya vurdu. Ay kıyamam sana. Anne ve abla efendim 21 Kardeş, yaşındaki abla değil. Gülsüm Çelemoğlu'nu aramak için stüdyomuzdalardı. Ve dediler ki bizim kızımız 3 çocuk babası evli. Babasının kuzeniyle kaçtı. Geri gelsin desin dediler. Ve Gülsüm şu an telefon attığımızda az önce ailesini de aradı. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın Müge abla. Gülsümcüm neredesin sen kuzum? Bak annen, ablan ağlayarak stüdyomuza geldiler. Nerede olduğunun pek de bir önemi yok Müge abla yani. Ne dedi? Nerede olduğunun önemi yokmuş. Peki o bahsettiği kişiyle misin? Neydi ismi? Beytullah. Beytullah'a mı gittin? Evet. Evet. Peki Beytullah'ın evli ve 3 çocuklu olduğunu biliyor muydu? Evet. Niye gittin o zaman? Ben bile bile geldim zaten. Zorlama gibi bir durum da yok. Peki zorlanmadıysan niye gittin? Yani ne olmak için gittin? Onu bir hayat kuracağım yani. Ben daha da dönmek istemiyorum. Düşünmüyorum da dönmeyi. Hayır yavrum, sen onun 4. karısı olamazsın kızım. Seni kimse suçlamıyor. Amcaların da suçlamıyor. Ben de suçlamıyorum. Dön geri yavrum ondan. Kendine götüreceğine, bekar kardeşine götürseydi yavrum ben bu kadar yanmazdım. Bak ben kafamı gözümü parçaladım senin için. Dön yavrum. Hayır bırak onu yavrum. Ben senin cevabını anlamadım Gülsüm. Yani ne yapmayı düşünüyorsun yani Beytullah'la? Bir hayat kuracağım ben onunla. Daha dönmek istemiyorum. Hayat kuracaksın anladım. Evet, hayır peki, yavrum. Peki karısı ne olacak? Bunu bilemem. Ama şimdi bir şeye adım atarken bir düşünmen lazım. Hani adam evli, karısı var, bir de 3 tane de çocuk var. Onları ne yapmayı düşünüyorsunuz yeni hayat kurarken? Herkes bir şekilde yoluna devam edecek. Hayır yavrum, nasıl yoluna devam edecek? Senin psikolojin bozulmuş, sen böyle değildin yavrum. Bir hanede ottuk, bir yerde hep birlikte duruyorduk. Böyle mi yapmak vardı? Abi niyetine senden geziyordu da. Kendine karı için mi göttü? Kendine götüreceğine, kardeşine götürseydi, bekar kardeşi var yavrum. Ne diyorsun anlamıyorum diyorum. Beytullah'ı mı bekar kardeşine diyorum. Ya illaki o aileden biriyle mi olmak zorunda? Yok kendine, Beytullah kendine götüreceğine, kardeşi var, bekar. Ha. Hani kardeşimin için kaçırdım derdi. Anladım. Gülsüm dün Beytullah'ın eşi de bağlandı yayınımıza. Ben kapatıyorum, daha fazla konuşmak istemiyorum. Hayır yavrum. Ben ama dönmeyi de düşünmüyorum. Peki Beytullah senden vazgeçerse ne yapacaksın? Ona zaten güvenim olmasaydı bu yola çıkmazdım. O da benden vazgeçmez. Peki hayır, acaba Beytullah'la evlenirken karısı da ona aynı şekilde güvenmiş midir? Hiç düşündün mü? Düşünmedim. Peki hayır, Beytullah'ın yavrum, o bir tane de çocuğu var evlilik dışı. Mesela ondan evlilik dışı hamile kalan kızcağız da acaba senin gibi mi güvendi mesela Beytullah'a o dönem? Güvenmiştir. Peki ne oldu? Güvendi, ne oldu sonuç? Beytullah ne yaptı onların güvenine? Bu konuları hiç dalmak istemiyorum Müge abla. Niye varacağım? Çünkü bunları kaçmadan önce bu konuları düşünmen lazımdı. Madem düşünmedi, şimdi ben sana soruyorum. Onların güvenini suistimal etmedi mi Beytullah senden önceki 3 kadının? Şimdi orada ne oldu ne bitti ben bilemem. Ha sen çok özelsin, sana çok daha iyi davranacak değil mi kızım? Öyle olur inşallah. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.